Mekke-i Mükerreme'den herkese iyi akşamlar diliyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ramazan içerisinde fırsat bulup da girme imkanımızın olmadığı yeni inşa edilen Altınoluk tarafındaki kapalı yeni mescitlerin olduğu bölge açık gördüm. Bu alanlar biliyorsunuz Ramazan'ın daha önce hınç doluydu ve insanlar bu dubaların gerisine geçip müsait bir yerde namaz kılmak için görevlilerle köşe kapmaca oynuyordu. Müsait bir yeri bulup geçmek isteyenlere askeri görevliler ya da güvenlik görevlileri izin vermiyordu. Evet. Tavanlarda led döşemeler var. Burası 3 katlı bir yapı. En üst katı şu an inşaat halinde olan metaf katının çatı katına çıkıyor. Bağlantılar hazır ama henüz dediğim gibi inşaat çalışmaları tamamlanmadığı için kapalı. Süslemeleriyle, işçiliğiyle gerçekten son derece modern, ferah, havadar bir alan. Taban yükseklikleri olsun. Koridorlardaki, mermerlerdeki, tavanlardaki işlemeler olsun. Her türlü masraf yapılarak insanları konforlu bir şekilde, rahat bir şekilde namaz imkanı sağlanmış oluyor. 2021 yılında sadece bu bölümde namaz kılma imkanı verildi. Onun dışında başka bir alanda namaz kılınmadı. Geçen sene teravih namazları, Ramazan boyunca iftarlar bu bölümde yapıldı. Teravih namazları burada kılındı. Yine teheccüdler bu kapalı mescit içerisinde kılınmış oldu. Gördüğünüz gibi birinci katla, yani zemin katla üst kattaki birinci kat arasında çok yüksek bir fark var. Yine en üst kat çatı katına açılıyor. Burası havalandırma boşluğu. Buralarda da diğer Kabe'nin eski çatı bölümünde olduğu gibi kubbeler inşa ediliyor. Ara boşluklarda klimalar var. Işıklandırmalar olsun. Lamba sistemleri olsun, elektrik sistemleri olsun, hepsi son derece modern, göze hitap eden şık avizelerle donatılmış durumda. Görüyorsunuz koridorlar gayet geniş ve ferah. Yukarıdaki avizeler çokgen yapıya sahip. Yine sütunlardaki avizeler de o ortadaki avizelerle uyumlu bir şekilde yerleştirilmiş. Tavanlarda da alçı süslemeler var. Tavan tamamen alçıdan oluşuyor. O da ileride arada revaklar gözüküyor. Revakların hemen arkasında ise Kabe-i Muazzama gözüküyor. Aradan revakların arasından. Geçen sene bu bölümler çok erkenden doluyordu. Çünkü Kabe-i Muazzama'yı gören tek alan burasıydı ve insanlar hemen ikindiden sonra da burada iftar için yer ediniyorlardı ve ondan sonra da gece yarısına kadar buralardan ayrılmıyorlardı. Erkeklere ve bayanlara ayrılmış ayrı bölümleri var. Aslında içeride metaf alanında olsun, birinci kat metaf alanı hariç birinci katta normal bir şekilde namaz kılınan yerler var ama insanlar buralarda namaz kılmayı tercih ediyorlar. Mescid-i Haram'da namaz kılmak, neresinde kılarsanız kılın diğer mescitlere göre 100 bin derece daha fazla sevap.
O yüzden insanlar çok fazla dikkat etmiyorlar. Tabii ki hassasiyet gösterip özellikle Kabe'yi gören alanlarda namaz kılmak isteyen insanlar olduğu gibi rahat bir şekilde kimseye bulaşmadan sessiz sakin bir ortamda ibadet etmek isteyenler de bu bölüme gelip ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Evet, şurada hemen Kabe-i Muazzama'yla Mescid-i Haram'ın o tavaf bölümüyle bu kapalı mescidi ayıran cadde var. Buradan doğruca Babüsselam tarafına gidiliyor sol taraftan. Sağ taraftan ise Ecciad tarafındaki otel bölümlerine çıkış yapılıyor. Yine buradan Metaf alanına geçiş var ama tabii ki Metaf'a sadece ihramlılar girebiliyor. Şekilde tavandaki işçilikleri de göstereyim. Belli yerlerden Mescid-i Haram'ın tavaf katlarına bağlantı yapılmış durumda. Çok fazla sayıda kapı var, bağlantı var burada. Burada insanlar gelip ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Cuma günleri özellikle bu bölümde hınca hınç doluyor. İşte burası doğruca hemen zemin kattaki engellilerin tavaf yaptıkları alana geçilen koridor. Gördüğünüz gibi koridorlar son derece uzun, geniş. Yine namaz kılınan alanlar da çok yüksek yapıda, insanları sıkmıyor. Yani, evet. Şimdi çok fazla cemaat olmadığı için, namaz kılan olmadığı için bazı bölümler girişe kapatılmış. Orta boşlukları görüyorsunuz. Çok geniş. Bölme bölme basamak şeklinde yukarıya doğru gidiyor. Ve arka tarafta da düz bir alan var. Ramazan içerisinde hafiften de olsa gezme fırsatı bulmuştuk. Evet, bu bölümlerde halılar serili, hazır bir vaziyette bekliyor. Yan tarafta ise halılar kaldırılmış. Dediğim gibi çok az sayıda insan gelip burada ibadet ettiği için ibadetin olmadığı zamanlarda bu alanlar, halılar toplanıyor. Evet, zannedersem bu açık alan. Evet, burası tam yüzün oğlu kapının olduğu bölüme denk geliyor ve buradan Kabe-i Muazzama net bir şekilde revakların arasından gözüküyordu. İnsanlar buraya gelip ibadetlerini gerçekleştiriyorlardı. Kapalı mescit bölümünü de bu tenha vakitte rahat bir şekilde gezmiş olduk. Şu an akşamla yatsı namazı arası olduğu için Kabe'nin etrafında neler var, neler yok, ne taraflar yoğun, onu bir göreyim istemiştim. Baktım kapılar açık. Bu alana gelip kapalı mescidi de sizlere tanıtma fırsatı doğmuş oldu bu şekilde. Her katta asansör bağlantıları ve yürüyen merdiven bağlantıları mevcut. Tabii bazı bölümlerde güvenlik görevlileri var. İnşaatın devam ettiği bölümlere sadece işçiler girdiği için onlar da girişleri kontrol ediyorlar.
hizmetlerde 7/24 hizmetlerine devam ediyor. Kutur yerde çalışan hizmetler biraz daha rahat çünkü iş yoğunluğu az. Bundan dolayı da daha az çaba sarf ediyorlar. Tabii ki nöbetleşe bu. Sürekli yerleri değiştiriliyor. Hizmet aksamadan devam edip gidiyor. Koridorlardaki avizeleri görüyorsunuz. Tavana epey de bir yüksek tavanlar sarkıtılmış vaziyette. Işıklandırmaları sağlıyor. Buradan da Mescid-i Haram'ın kendi normal bölümüne kalan bakan kısım. Evet, işte burası 100 nolu kapının olduğu, kapalı mescidin kapılarının olduğu alan. Tam bu alan, en son burayı açıyorlardı. Ön taraflar olduğu gibi doluyordu Ramazan ayında. Biz hemen iftardan sonra çıkıp teravihe yetişebiliyorduk ciddeden. Kadın bölümleri var, erkek bölümleri var. Hepsi tek tek işaretlenmiş durumda. Bu bölümü en son böyle imam teravih namazına duracağı zaman da açıyorlardı. Sürekli burada namaz kılmak isteyenler, çünkü sadece bu alandan Kabe-i Muazzama, bu tür böyle geniş koridorlardan Kabe-i Muazzama'yı görmek mümkündü. Geçen yıl Ramazan ayında sadece bir defa umre yapmaya izin verilmişti. Bir kişinin birden fazla umre yapmasına izin verilmemişti. O korona kısıtlamalarının olduğu dönemde. Elhamdülillah o dönemleri atlattık. Bugünlere ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Yani zaman zaman haftada ilk Covid'den 6-7 ay zaten kapalı kaldı Kabe-i Muazzama. Sadece çok halli hatırlı Mekke'deki insanlara açıldı tavaf alanı ve ilk 2020 yılındaki Ramazan ayında belli sayıda insan teravih namazlarını kılabildi. 2021'de ise geçen sene işte ay normalde 15 günde bir umre yapma izni vardı bir kişinin. Pasaportu olanlar pasaport kaydı yaparak, oturum sahibi olanlar kimlik numaraları üzerinden, buradaki kullanılan uygulama üzerinden izin alıyorlardı ve o şekilde ibadetlerimizi gerçekleştirebiliyorduk. 15 günde bir yaptığımız oldu. İlk dönem aslında bir açılma olmuştu 7-8 ay sonra. Öyle bir Ramazan ayına kadar, geçen sene 2021'in Ramazan'ına kadar çok da böyle sıkılmadı. İlk önce sokağa çıkma yasakları oldu. 6 ay sonra onlar tamamen kaldırıldı. İnsanlar rahat bir şekilde dolaşmaya başlamıştı ama geçen sene Ramazan ayıyla birlikte çok yine üst düzey tedbirler alındı mescitlerde. Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Nebevi'ye girişlerde işte aşı şartı getirildi. Ve ondan sonra hem Ravza olsun hem Umre olsun izinlere bağlandı.
bugüne kadar gelmiş olduk. Şu an hala program aktif. Dışarıdan gelenler için de artık o izinler kaldırılmış durumda. İçeriye de girerken zaten üzerinizde ihram maskesi, size kimse izniniz var mı yok mu diye de sormuyor. O günlerden bugünlere ulaştıran Rabbime sonsuz şükürler olsun. Şöyle tavanı da göstermiş olalım. Bu yıl Ramazan ayında ise 2 milyonun üzerinde insan Mescid-i Haram'dan, Kabe'den faydalanmış oldu. Elhamdülillah biz de 19 gün boyunca iftarlarda, teravihlerde, daha sonrasında teheccüdlerde burada vakit geçirme imkanı bulduk. Çoluk çocuk, kadın demeden herkes rahat bir şekilde bu sene Mescid-i Haram'dan, Kabe'den, Mescid-i Nebevi'den faydalandı. Geçtiğimiz 2 yıl gerçekten sancılı geçti. Şimdi ülkemizden grupların da 2 yıl 2 ay aradan sonra buraya geldikleri görünce insan gerçekten seviniyor. Şu andaki gelen kardeşlerimiz hasretlerini dindiriyorlar. 2 yıllık o hasreti dindiriyorlar. Tekrar bahçeye çıktık. Gördüğünüz gibi Ramazan'la Şevval ayı arasında uçurum var. Buralarda incin top oynuyor. Yine şey tarafı, Gazze tarafı, Peygamber Efendimizin doğduğu evin olduğu bölge. Çok insan, çok az insan var. Ender. Sadece namaz vakitlerinin önünde ve arkasında hafif bir kalabalık oluyor. Veya umresini bitirip sayı alanından bu Ecihat tarafındaki otellere geçmek isteyen insanların kalabalığı oluyor. Bu şekilde o alanda bomboş. Zaten tekrar inşaat çalışmaları başladı. Birçok yerde kapatma var. Çatı katına çıkışlar yine kapatıldı. Yine Babüsselam'ın etrafında, sağında solunda iş makineleri çalışmaya devam ediyorlar. Bu bölgede nispeten inşaat bittiği için daha geniş alanlar açık. Bahçelerde namaz kılmada herhangi bir sıkıntı yok. Cemaat yoğunluğuna göre alanlar açılıyor ve insanların rahat bir şekilde ibadet etmeleri sağlanıyor. Cemaat yoğunluğu olmadığı zaman da o bölgeler kapatılıyor, halılar toplanıyor. Tabii ki insanlar canlarını istedikleri yerde kılıyorlar. Kimisi mescidin içerisine girip Kabe'yi göre göre namaz kılmak isterken, kimisi de gördüğünüz gibi hemen otelden çıkıp otelin ön tarafındaki bu müsait alanlara oturup buralarda namazlarını eda ediyorlar. İçeriye girmeyi tercih etmiyorlar. İçinizden birçok kimse diyordur ki orada olacağım, niye Kabe'yi görmeyeceğim ya da niye onu görebilecek bir alana giriş yapmayacağım. Dediğim gibi yani sonuçta bu alanların tamamında haremin içerisinde, harem sınırları içerisinde yapılan bütün ibadetler Allah katında kat kat değer buluyor. Ondan dolayı da insanlar çok fazla dikkat etmeyebiliyorlar. Ramazan'da da gösterdim. Diğer tarafta Zemzem Tower'un ön tarafındaki lavaboların önünde insanlar lavaboların önüne oturup oralarda iftarı bekliyorlardı. Ya da namaz vakitlerinde hala orada gelip bekleyip oradan namazını kılıp oteline dönen insanlar var. Yine yerleşik insanlardan o şekilde ailelere gelip orada vakit geçirip giden insanlar var. Evet, burası da köprü. Mescid-i Haram içerisine giren köprü. Hemen karşı kapı Kral Fuat Kapısı. Buradaki Dar el Tevhid Oteli. Arka taraftaki Cebeli Ömer. Şöyle sola gidince Hilton Oteli ve Zemzem Kulelerini görüyoruz. Zemzem Tower içerisinde birçok otel zinciri hizmet veriyor. Evet. Bugün de size şu karşı tarafta yer alan kompleksi, yeni inşa edilen alanı gezdirmiş olduk. Tekrar görüşmek üzere bir başka videoda. Videoları izleyip abone olmayan kardeşlerimizden abone olmalarını her zaman için rica ediyoruz. Destekleriniz bizim için önemli. Zaten dualarınızda bol bol destek oluyorsunuz.
Biz de sizlere müsait alanlarda, müsait vakitlerde güncel videolarla Kabe ve çevresini, Mekke ve çevresini, Medine ve çevresini tanıtmaya, anlatmaya devam ediyoruz. Zaman zaman da ihramla ilgili olsun, umre ile ilgili olsun kısa küçük bilgilendirme videoları çekerek videolarımıza devam edeceğiz. Mekke-i Mükerreme'den herkese iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.